Amerika'ya döneri tanıtan Türk döner imalatçısı Selim Çevirgen'le Avrupa'daki döner sektörünü ve sorunlarını konuştuk. İzliyoruz. Almanya'da fast food pazarının önde gelen ürünleri arasına giren döner yavaş yavaş markalaşıyor ve tıpkı fast food restoranları gibi dünyaya yayılmaya hazırlanıyor. Markalaşan bu firmalardan biri de Rheinland-Pfalz eyaleti Kaiserslautern'deki Selim's Döner Production GmbH. Selim's Döner, Ege standartlarında çok çeşitli türde hazır döner üretiyor. Döner sektörünü ve Selim's Döner'in çalışmalarını öğrenmek üzere önce firmanın genel müdürü Selim Çevirgen'e yöneltiyoruz mikrofonumuzu. Çevirgen bize dönerci dükkanından kurumsal bir firmaya geçiş sürecini anlatıyor. Selim's Döner, Amerika pazarı ile yıllar önce Almanya'da tanışmış. 1990 senesinde ben ve abim bulunduğumuz bölgede Landstuhl'la, Kaiserslautern'in Landstuhl semtinde ilk döner dükkanını biz açtık. Bu bölgede bilindiği üzere Amerikan Hava Üssü meşhur. Askeri Hava Üssü, Air Force Base. Ve müşterilerimizin hemen hemen %80'i Amerikan Hava Üssü'ne ait askerlerdi. Tabii biz de orada ilk olmamıza istinaden günlük 120-130 kilo gibi döner satıyorduk. Amerikan Hava Üssü'nde bulunan yöneticiler bunu fark edip bizi yanlarına çekmek istediler. Bu arada bize bir yer verdiler. Buradan yola çıkarak günlük satışlarımızın 400 kiloya vardığı satış noktalarımız vardı. Biz de bu arada dedik ki bu döneri çok daha kaliteli yapabilmek için döner üretimine de başladık. Ve 2,5 senedir de buradayız. Yeni kendimize ait olan binada 800 metrekare üzerine 2000 metrekare kapalı alan yaparak şu an Avrupa'da üretilen döner dünyasında biz de varız demeye başladık. Çevirgen'in amacı müşteri potansiyeli yüksek olan Amerika'da mağazalar zinciri oluşturmak. Bizim asıl amacımız şu an Avrupa ülkelerinde şu an kayda değer günlük 1000 ton döner üretiliyorsa ki bize göre bu 2000 tondur. Eğer 1000 ton orada üretilip tüketiliyorsa ki çok büyük sektör bu. Amerika'da bunun 10 katı olacağına inanıyor. Çünkü o kadar büyük pazar ki insanlar sabah erkenden kalkıyor yemeği düşünüyor. Yani bir de Amerikalılar kuyrukta beklemeye falan alışkın insanlar. Selim Çevirgen, dönerin kendine has üretim tarzı ile diğer fast foodlardan ayrıldığını söylüyor. Döner satış noktalarının piyasadaki gammelfleisch sözcüğüne karşı uygulayacağı tek bir şey var. Gammelfleisch denilen şey dönere takılıp da müşterilere verilmez. Neden mi? Sebebi şudur. Bozuk et şişe takılıp dondurulduktan sonra eğer son satıcı imbise gönderildiğinde onu imbisçi bir kere çevirdiğinde kızartıp bir kere çevirdiğinde dükkanını kok alır. Bir kere insanlar bu yoldan çıkarsa bir dükkana girdiğinde eğer döner kokmuyorsa o döner bozuk değildir. Bunu bilmeleri gerekiyor. Yani önceden pişirilen yani kohun yapılan malzemelerin içerisinde olabilir gamuflaj. Çevirgen'e göre sektörün iyileştirilmesi için gıda kalite standartlarının getirilmesi şart. Şimdi sektöre ne yenilik getirilebilir? Sektör bilindiği üzere bu senenin 31 Ağustos'undan sonra piyasada Ege numarası olmayan, Ege standartlarına göre kurulmayan fabrikalarda üretim yapılamayacak. Şimdiye kadar bunun en büyük düzensizliği de buradaydı zaten. Mesela bizim şu görmüş olduğumuz fabrikadaki aylık hijyenik kontrollerimiz, veterinerimize ödediğimiz paralar toplandığında 20 bin euro yakın para harcıyor. Şimdi karşınıza eğer bir adamın bu şartlara uymuyorsa bu adam sana sağlıksız yerlerde malı üretecek ve daha hesaplı fiyata müşteriye sunacaktır. Bir kere bu kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Gıda güvenliği için özellikle hijyen zincirinin son halkasını oluşturan döner salonlarının kurallara uyması gerekiyor. Siz istediğiniz kadar çok kaliteli döner üretin. Eğer en son satıcı zinciri yani imbisler onu istenildiği şekilde satamıyorsa kaliteyi bozarsınız. Yani döner döner olarak satılmalı. Döner asıldığı gün satılmalı. Selim Söner'in diğer ortağı Salih Çevirgen de sektörde kaçak üretimin önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu uygulayacak merciler bu son zamanlarda bu senenin sonuna doğru Alman hükümetinin aldığı kararla merdiven altları ortadan kaldırılacak. Yani Ege standartlarına uygun yerlerde döner üretilecek ve tüketiciye verilecek. Bunun tek çözümü bu. Firmanın diğer ortağı Nasır Güzel ise bize Selim Söner'in ününün Avrupa'da nerelere kadar yayıldığını anlatıyor. İspanya'ya veriyoruz, Madrid, Barcelona'ya veriyoruz, Finlandiya'ya veriyoruz, İtalya'ya veriyoruz, Fransa'ya veriyoruz.
Belçika'ya veriyoruz. Almanya için de kendimiz servis yapıyoruz. Yurt dışına transport şirketiyle gönderiyoruz. Malın zamanında orada olması için kendi arabalarımız şu an yetmiyor. Transport şirketiyle gönderiyoruz. Yani Avrupa'nın her tarafına servis yapabiliyoruz.